Venezuela seçim otoritelerinin tam ve kapsamlı görevlerini öyle ki herkes görebilsin diye açıklama yaptı. Yayınlamazlar sevgili arkadaşlar. Yine dün akşam biliyorsunuz Abdülhatif Şener'in oğlu Abdülhatif Şener'in kaynanasını yani Şener'in oğlu şeyi vurdu sevgili arkadaşlar. Anneannesini vurdu. Bu oğluyla ilgili biz 14 Mayıs seçimleri öncesi çok konuşmuştuk. Bedirhan Şener'di bu oğul. Bedirhan Şener biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sevgili arkadaşlar özel müdür yardımcısı olarak göreve başlamıştı. Ve bu görev verildikten sonra oğluna Bedirhan'a Abdülhatif Şener de Kılıçdaroğlu aleyhine çalışmaya başlamıştı. Ve bu Kılıçdaroğlu'nun bizim Cumhuriyet Halk Partisi teyzeler, amcalar, CHP'li abiler Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyorlardı. Ey gide hayat yani. Türk siyasetindeki en kibirli siyasetçilerden biri olarak tanırım. En kibirlisi öyle falan değil. Neden yaşadıklarından ve bildiklerinden dolayı söylüyorum sevgili izleyiciler. Bir tanesi Yaşar Özdürk'tü bu kibir ve gerçekten mütevazı olmayan müthiş böyle kibirli siyasetçilerden, insanlardandı. Yine kendi yaşadıklarımdan, kendi tanıklıklarım üzerinden kuruyorum bu cümleyi. Abdülhatif Şener'in oğlunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne işe alınca Kılıçdaroğlu aleyhdarı olmuş. 14 seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini, 8 Mayıs seçimlerinde de Erdoğan'a oy vermediğini. İşte o Abdülhatif Şener'in oğlu dün akşam anneannesini vurdu. Bu Abdülhatif Şener çok ilginç bir şekilde oğlunun psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi. Ve oğlu bugün akıl hastanesine konuldu. Sevgili arkadaşlar. Bir babanın çocuğunu korumak istemesi anlaşılabilir. Ama soru şu. Akıl sağlığı bozuk olan biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne nasıl işe alındı ve müdür yardımcısı yapıldı? Ve şimdi o çocuk annesine kurşunlar yağdıran o çocuk, hiçbir şey demeden yağdıran çocuk. Şimdi Abdülhamit tarafından deli olduğu psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen bir olaya dönüşüyor. Ben bu açıklamaları dün akşam da değerlendirmiştim. Aslında çok çetin bir şekilde sevgili arkadaşlar oğlu koruma isteğinden başka hiçbir şey değil. Bu sokak köpekleriyle ilgili olarak Ömer Yerlioğlu'nun bir videosu paylaşacağım sizinle sevgili izleyiciler. İnşallah internetim şey yapmaz. Evet, internetim yapar. İnternetim sorun yapar. Onun için Allah'a bu internet kötü bugün itibariyle. Ve büyük ihtimalle canlı yayında yapamayacağız sevgili arkadaşlar. Önce söyleyeyim. Şimdi şöyle daha bir olaya daha gelmek isterim. Bakalım haberleri de açabiliyor muyum sevgili arkadaşlar. Şimdi Yeni Akit gazetesi ilginç bir haber duyurdu arkadaşlar. Amerikalılar tarihi bir gelişmeyi kamuoyuna duyurmuşlar. ABD uçaklarını bırakıp Türkiye'den Hürjet alacaklarmış sevgili arkadaşlar. Yeni Akit gazetesi bu haberi yaptı. Bakın. Yeni Akit gazetesi bu haberi yaptı ve okuyucularıyla paylaştı. Yani ya tamam haber yaparsınız haber yaparsınız da bu kadar da salakça bir haberi niye yaparsınız diye insan merak ediyor. ABD basını bir Avrupa ülkesinin F-35 uçaklarının yerine Türkiye'den Hürjet alacağını duyurmuş arkadaşlar. Bu posta yer alan habere göre, böyle bir gazete var mı ben bilmiyorum. Türkiye ve İspanya arasında önemli bir savunma anlaşması imzalanmak üzere. İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri filosunda uzun yıllar görev yapan F-5 uçaklarını emekli ederek yerine Türk yapımı gelişmiş eğitim uçağı Hürjetleri almayı planlıyormuş. Bak bak bak. Arkadaşlar, duyan da gören de bak. Habere iyi bakın. Amerika duyurdu. Sonra haberin içi İspanya. Sonra eğitim uçağı. Ya size yemin ediyorum yatacak yerleri yok arkadaşlar. Yatacak yerleri yok. Yatacak yerleri yok. Ses ve görüntüde sorun varmış. Ses de anlaşılmıyormuş. Hadi hayırlısı bakın. Böyle bakayım bir de kendime bakayım sevgili arkadaşlar. Canlı yayından da vazgeçtik önce onu söyleyeyim. Çünkü çok kötü internetimiz. Ben bakacağım. Şimdi şöyle geleyim. Hatla. Evet gerçekten rezil bir durum sevgili izleyiciler. İnternetim yerlerde sürünüyor resmen.
Daha evvel Ay'a gidiş geliş yol yaptıklarını da açıklamışlar. Ses şu anda iyiymiş sevgili arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Nedim ne demiş ki ağzım bal tutsun diyorsun. Dur Nedim'e bakayım ne demiş Nedim. Yakalayabilir miyim? Nedim ekrana veremem bunu. Veremem. Yaşar Kemal Tekin'e, Mustafa Arıkan'a, Taksim Nord'a, Mustafa Arıkan'a yine o 30 tane katıl üyeliği hediye etti. Vallahi diyorum ki sevgili arkadaşlar yaklaşık 300 civarında katıl üyemiz var. Bu 300 civarındaki katıl üyenin %50'si Mustafa Arıkan'a ait. Vallahi teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın Mustafa. Yani bir gün 3000 katıl üyesi, 4000 katıl üyesi olursa gerçekten YouTube'da başka bir noktaya çıkacağız. Teknik olarak da başka bir olayda. Yazık yani. Ama ne yazık ki görüyorum ki bu izleyicilerin 131.200 aşan bir aboneye ulaştık. İnşallah bir gün o noktaya da geliriz. Ya yemin ediyorum sevgili arkadaşlar.